Herkese merhabalar. LGS'de size özel, yani sadece size özel rehberlik serimiz başlıyor arkadaşlar. Bundan sonra bize kendinizle alakalı sorularınız, kitaplarınız, sadece sizinle ilgili soruları bize net bir şekilde sorabilirsiniz LGS özelinde arkadaşlar. Nasıl katılacaksınız? Tonguç kaynağını değerlendirebilirsiniz. Kaynakta takıldığınız herhangi bir konuyu veyahut da evde ders çalışma yöntemlerinizle alakalı herhangi bir sıkıntıyı bize video olarak yönlendiriyorsunuz. Ve bizler de LGS sürecinde sizlere rehberlik konusunda birebir destek oluyoruz. 2 dakikayı aşmayan videonuzu haber@tonguçakademi.com'a mail olarak gönderebiliyorsunuz. Bizler de tabii ki mailde isminiz ve soy isminizi yazacaksınız ki sizinle beraber LGS'ye hazırlanan diğer öğrencilerimize sizleri tanımış olsunlar. Burada şu çok önemli arkadaşlar. Bizlere biz bununla alakalı biliyorsunuz toplulukta duyuru da yapmıştık. Burada amacımız sizlerle beraber esasında kitaplarımızı çözerken ya da soruları çözerken ya da evde ders çalışırken tam anlamıyla takıldığınız şey nedir? Bazen bir öğrencimiz diyor ki hocam annem sürekli çalış diyor ve ben bundan artık bıktım, bana olumsuz etki yapıyor diyor. Bunu da söyleyebilirsiniz. Ama sizlerden isteğimiz hem kaynaklarımızı değerlendirirken hem de LGS sürecindeki rehberlik sorularını sorarken lütfen net bir şekilde eksiklerinizi bize söyleyin ve bizler de sizlere birebir destek olmaya çalışalım. Şimdi bir videomuz var. Sudenaz Omay isimli değerli bir öğrencimiz bize direkt bir şekilde sorusunu sormuş. Videoyu izleyelim. Sonrasında da Sudenaz'ın sorusunu birebir cevaplayalım. Herkese selam, ben Sudenaz. Bu video sizinle beraber daha önceden de çözmüş olduğum, bitirmiş olduğum kodu denemeler hakkında düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bu kitabın bana şu yana yararları oldu. Ben ilk önce sınıf enter sisteminden videoları izliyordum. Ondan sonra onlarla ilgili not çıkartıyordum ve ilk olarak bu kitaptan soru çözüyordum. O yüzden videoda fark etmediğim kısımları bu kitapta rahatlıkla fark edip ek notlar alıyordum. Ayrıca bu kitabın şöyle güzel bir özelliği var. Tek testin içinde hem yeni nesil hem orta düzey hem de basit tip sorular var. O yüzden bu kitaptan soru çözmesi aşırı verimli oldu benim için. En çok basınç konusunda zorlandım. Ve hala da zorlanıyorum açıkçası. Hani katı basıncından ziyade sıvı ve gaz basıncında zorlandım. Çünkü bunlarla ilgili gerçekten çok fazla soru tipi var. Yani grafikler var, işte ondan sonra kendilerine özgü soru tipleri var. Kap basıncı falan ya da Torricelli deneyi. Fazla soru tipi olduğu için ve yapması zor bir konu olduğu için zorlandım açıkçası. Ve benim sormak istediğim soru da şu. Benim mesela genel olarak deneme çözerken bu çok fazla fende oluyor. Durmadan iki şık arasında kalıyorum. Hani onun nasıl önüne geçebilirim onu sormak istiyorum. Cevapladığınız için içimden teşekkür ederim. Teşekkürler Sudenaz. Hep beraber izledik arkadaşlar Sudenaz'ı. Esasında hepimiz buna benzer sorunları yaşıyoruz. Yani bizlerde zorlandığımız sorular olabiliyor ve bazen de iki şık arasında kalıyoruz. Ne yapmamız gerektiğini merak ediyoruz. Öncelikle arkadaşlar iki şık arasında kalmamızın temel nedeni bilgi eksikliği. Çünkü sınavda bir konuyla alakalı gelebilecek 10 tarz soru var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çeşit soru var. Sizler konuyu öğrendiğiniz ilk başta birinci soru tarzını görmüş oluyorsunuz. Sonra biraz örnek sorular çözüyorsunuz. LGS çıkmış sorulara bakıyorsunuz. İşte başka ne olabilir? Farklı farklı kaynaklardan, Tonguç kaynaklarından sorular çözüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 soru çeşidini görmüş oluyorsunuz. Sınava girdiğinizde eğer bu tarzdan soru geldiyse doğru yapıyorsunuz. Deneme sınavı olabilir ya da okuldaki herhangi bir tarama sınavı olabilir. Bu tarzdan soru gelirse iki şık arasında kalıyorsunuz. Çünkü konunun %50'sini biliyorsunuz. Acaba tam aslında bu muydu falan tam oturmuyor. Esas da buradaki soru tarzlarını da görseniz tam anlamıyla zihninizde oturacak ve yapacaksınız. O zaman biz ne yapacağız? Birincisi iki şık arasında kaldığımızda şimdilik aklımıza ilk gelen doğru seçeneği işaretleyebiliriz. Gerçek sınavda da bu geçerli tabii ki. Aklımıza hiçbir zaman yanlış seçenek gelmez. İlk başta ilk aklımıza gelen doğru seçeneği işaretleyeceğiz. Ama hiçbir seçenek arasında kalmadıysak ya da iki seçenek arasında değil de 3-4 seçenek arasında kaldıysak bu durumda yapmamız gereken şey şu. Bilgi eksiğimiz var ve boş bırakmak. Bilgi eksiğimizde tabii ki bol bol soru çözerek ve bol bol yanlış yapıp bunların çözümünü bakın kitaplarımızda biliyorsunuz. Herhangi bir soru yanlış yaptığınızda diyelim ki burada sürdürülebilir kalkınma ve geri dönüşüm konusuyla alakalı soru çözdünüz ve 6. soruyu yanlış yaptınız. Karikada okuttuğunuzda soruların çözümü uzman hocalar tarafından sizlere tane tane detay detay anlatılıyor. Ve siz de bu yanlışın çözümünü öğrendiğiniz gibi kendinize diyeceksiniz ki ben bu konuya eksiğim. Ben bu konuda eksiğim. LGS denemesi de çözsem, kota konu taraması da çözsem, normal çıkmış soruları da çözsem. Mesela şöyle çıkmış soruları da çözebiliriz. Çıkmış soruları çözerken de böyle bir şey olabilir. Ben bu soruyu yanlış yaptıysam bununla alakalı kendi eksiğimi gidermem lazım dememiz gerekiyor. Zamanla zaten bir bakacaksınız ki bir konuda artık iki seçenek arasında kalmıyorsunuz. %90 eminsiniz. Hatta çıkabilecek bütün soru tarzlarını görürseniz %100 emin olacaksınız. Mesela sözcükle anlam sorusunu çözerken hemen çok rahat bir şekilde yapıyoruz. Neden? Çünkü günlük hayatımızda Türkçe konuştuğumuz için her tür soru tarzını görüyoruz ve rahatlıkla da o soruyu tık diye işaretleyip geçebiliyoruz. Şimdi diğer arkadaşımızın sorusunu dinleyelim.
Merhaba Tonguç Akademi. Ben bu videoda sizin hedefim derece denemelerinizi değerlendireceğim. Öncelikle bu deneme gerçekten çok güzel, çok kaliteli sorular var ve soruların hepsi yeni nesil ve sorular bir sayfa falan ve MEP sorularıyla uyumlu. En güzel yanı da şu, TAT uygulaması sayesinde yapamadığınız ya da boş bıraktığınız soruları video çözümlerini izleyip doğru cevaplarını bulabiliyorsunuz ve bu gerçekten güzel bir şey. Benim size asıl sormak istediğim soru da şu, LGS'ye az bir zaman kaldı ve hani bu süre içinde matematiği nasıl yapabiliriz? Yani netlerimizi nasıl arttırabiliriz? Daha vakit var mı yoksa geç mi kaldık? Ben size bunu sormak istiyorum. Teşekkürler Nida. Gerçekten tane tane derdini anlattı ve dedi ki matematik netlerimizi nasıl artırabiliriz dedi. Zaten şu anda Türkiye'de birçok öğrenci Türkçe'de, inkılap tarihinde, dinde, İngilizce'de, fende bir şekilde çalışmalarını tamamlamak üzere ve netlerini artırıyor. Ama matematik hala birçok öğrenci için sorun. O zaman burada şunu bilmemiz lazım. Sınav sadece matematikten olmayacak. Biz diğerlerini iyi yapabiliyorsak, matematikte de istediğimiz netlere ulaştığımızda veyahut da istediğimiz netlere ulaşamasak bile birazcık gerisinde bile kalsak bu bir sıralama sınavı olduğu için hayallerimize ulaşabiliriz. Dolayısıyla kesin kesin şöyle bir şey yok. Matematikte 19 net yapan kazanıyor. Öyle bir şey yok. Bazen 14 nette kazanırsın, bazen 17 nette kazanabilirsin. Ama yine de bu 14'ü 17'ye çıkarmak için, 17'yi 20'ye çıkarmak için netlerimizi nasıl artırabiliriz? Birincisi, geç mi kaldık demiş aynı zamanda Nida. Çok güzel sordu. Geç kalmadık arkadaşlar. Şu anda hala 40 güne yakın bir süre var ve bu 40 gün içerisinde, günde 200 soru çözseniz ki benim tahminimce Nida günde çok daha fazla soru çözüyor. 40 günde 200 sorudan toplam 8000 soru eder. 8000 soru ne demek biliyor musunuz? Çıldırırsınız. Yani LGS der ki aman Allah'ım aman Allah'ım der, kaçar sizden. Dolayısıyla sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bol bol sorular çözeceğiz. Yanlışlar yapacağız. Yaptığımız yanlışların çözümünü yine uzman hocalardan dikkatli bir şekilde dinleyeceğiz. Ve o yanlışlarla alakalı sorular üzerine giderek netlerimizi artıracağız. Peki matematikte netlerimizi nasıl artırabiliriz? Matematikte arkadaşlar olayın taktiği şu. Matematikte bir sorun, bakın şöyle göstermek istiyorum. Mesela bu hedefim derecek sorular da birazcık kazıkul aziz biliyorsunuz. Burada hedefim derecedeki bir soruyu gösterelim mesela. Şöyle uzun bir soru var diyelim ki. Şöyle bir matematik sorusu bulalım, şöyle gösterelim mesela. Şöyle bir soru var. Şimdi bu sorunun üst kısmından bir bilgi verilmiş. Ya bu bilgiyi sen zaten biliyorsun. Burada bir hikayeler var, bir şeyler yapılıyor, işlemler var ve sonrasında soru geliyor. Birincisi, matematik soruları esasında eskiden tek bir işlemden oluşuyordu. Sonra iki işleme çıkardı. Sonra 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamaklı hale getirdiler. Dolayısıyla siz ilk başta temel soruları çözersiniz. Sonra orta seviye sorular, sonra ileri seviye sorulara geçebilirsiniz. İleri seviye sorulara geçtiğinizde de hemen şak diye 2 dakikada bitireceksiniz diye bir şey yok. Sayısalda bir soru 2 dakika veriliyor. Ama ilk başlarda bu soruları, matematikteki bu soruları 3 dakikada çözersiniz, 4 dakikada çözersiniz. 10 dakikada bile çözebilirsiniz. Önemli değil. Yeter ki bir öğren. Sonra aradan belli bir süre geçtikten sonra ben bu soruyu zamanında yanlış yapmıştım. Bakalım şimdi kaç dakikada çözüyorum. Cevabı hatırlıyor olman önemli değil. Aa 30 saniyede çözüyormuşum hemen, önemli değil. Oradaki soru çözüm yöntemini, oradaki taktiği, oradaki sıralamayı hatırlamış olman sınavda emin ol sana bir zaman kazandıracaktır. Dolayısıyla matematik sorularıyla inkılap soruları arasında nasıl fark varsa matematik dersine çalışmakla inkılap dersine, Türkçe dersine çalışmak arasında fark var. Matematikte bir soruya bazen 10 dakika vereceğiz. Bazen bir soruyu çözdüğümüz halde aradan bir hafta geçtikten sonra bir daha çözeceğiz ve böylece pekiştireceğiz. Ve bu sayede de inşallah matematik netlerimizi artıracağız. Ama şurası çok önemli. Sınavda sadece matematik yok. Bakın şu hatayı sakın yapmayın. Bazı öğrenciler bu hatayı çok yapıyor. Sürekli matematiğe çalışıyor. Matematikte netlerini atıyorum 17'den 18'e çıkarıyor. Ama o sırada Türkçeden 3 yanlış yapıyor. Fenden 2 yanlış yapıyor. Eyvah, onların da katsayısı aynı. Türkçede de fende de hiçbir soruyu kaçırmamamız lazım. İnkılap, din, İngilizce'de de hiçbir soruyu kaçırmamamız lazım. Matematikte de en yüksek netlere ulaşmamız lazım. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerden aynı Nida gibi, aynı Sudenaz gibi videolar bekliyoruz. Ve biliyorsunuz ki videolarınızı haber@tonguçakademi.com'a göndereceksiniz. Geri sayımda zaten sorularınızı yazılı olarak alıyorduk. Şimdi sorularınızı videolu olarak alacağız. Sizleri de görmek istiyoruz. Acaba neler yapıyorsunuz? Nerede çalışıyorsunuz? Hangi kaynaklarımızdan çalışıyorsunuz? İşte denemelerimizden çözerken burada takıldığınız sorular neler oluyor? Hangi konuya takılıyorsunuz? Veyahut da bize kaynaklarımız özelinde veyahut da kendi özelinizde, yani LGS özelinde hangi soruları sormak istiyorsanız lütfen yönlendirin. İsminizi ve soy isminizi yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bizler öğretmenler olarak, okuldaki öğretmenleriniz, Tonguç Akademi'de bizler, işte EBA'daki hocalarımız, bizler sizlere öğretmenler olarak kapıyı açacağız. Ama içeriye siz kendi çalışmalarınıza gireceksiniz. Hadi bakalım, LGS'ye az bir süre kaldı ama hala çok değerli bir süre var. Bu süreyi iyi değerlendirelim ve hayallerimize ulaşalım arkadaşlar. Bu arada ödülü sorumuz tabii ki değişmeyen bir gerçek. Onu hemen gösterelim. Ödülü sorumuza da yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım.